Sevgili gençler, merhabalar. 7. integral videosuyla karşınızdayız. İntegralde alan bulma konu başlığımız. Başlayalım. Nedir bu integralde alan bulma? Arkadaşlar, aslında belirli integral yardımıyla biz tamamıyla alan buluyoruz. İlk başta yaptığımız işlemlerin hepsi buna yönelikti. Yukarıda işlediğimiz belirli integral neydi hocam? Yukarıda işlediğimiz belirli integrallerle arkadaşlar, aslında biz A'dan B'ye kadar fx dx diyoruz ya. Ne amacımız ne burada? Yani burada bir fonksiyon hesaplayıp fonksiyonun integralini hesaplayalım. B yerine yazalım, A yerine yazalım, çıktısını alalım. Bu değil arkadaşlar. Aslında yaptığımız işlem tamamen şuydu. A'dan B'ye kadar olan kısımda, x ekseninde A'dan B'ye kadar olan kısımda bu eğrinin, yani fx eğrisinin altında kalan S alanını bulmaydı aslında bizim amacımız. Tamam? Yani bütün belirli integral işte bu işe yarıyor diyebiliriz. Peki örnek 37'ye bakalım. X kare artı 3 eğrisi, x eşittir 1, x eşittir 3 ve y eşittir 0 doğrular arasında kalan alanı hesaplayınız demiş. Aslında y eşittir 0 dediği doğru x ekseni. Doğru mudur? Peki x kare artı 3, yaklaşık olarak çizecek olursak arkadaşlarım, x kare artı 3 şu şekilde bir eğridir, bir paraboldür. Ne demiş arkadaşlarım? Şurası 1, burası 3. Doğru mu? Şu doğru ve şu doğru. Ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanını hesaplayın demiş. Yani şu kısmı, taradığım kısmı hesaplayınız demiş. Peki doğrumuzun ismi neydi? X kare artı 3'tü. Şimdi nasıl hesaplayacağız? İntegral 1'den 3'e kadar diyeceğiz ve fx'i yazacağız. X kare artı 3 dx diyeceğiz. İşte bu bize alanı verir. Tamam. Peki hesaplayalım. Bunun integrali nedir? X küp bölü 3 artı 3x'tir ve ben neyi yazacağım yerine? 1 ile 3'ü yazacağım. 3'ü yazarsak 9 artı 3 kere 3 9 eksi 1 yazarsak 1 bölü 3 artı 3 diyeceğiz. Sevgili gençler, tabii parantezi de unutmayacağız. 9 artı 9 18 eksi 1 bölü 3 ile 3'ü toplarsak 10 bölü 3 yapacaktır. 3 kere 18 54, 10 çıkar eşittir 44 bölü 3 birim karedir. Burada gösterilen alan diyebilirsiniz sevgili gençler. Örnek 38. X eksi 2'nin karesi artı 4 eğrisi. X eşittir 4. Burada bir eksik bilgimiz var. X eşittir 2 de olacak burada. Tamam. Yani X eşittir 2, X eşittir 4 ve Y eşittir 0 doğruları arasında kalan bölgenin alanını hesaplayınız demiş. Direkt olarak şunu yapabilirsiniz. İntegral 2'den 4'e kadar olan kısımda X eksi 2'nin karesi artı 4 dx yazabiliriz. Hocam bu Y eşittir 0 neydi? Yukarıda da söyledik. Bu X ekseni aslında. Tamam. Bunun integralini hesaplarken ne yapıyorduk? Birincisinin integralinde bakın x eksi 2'nin küpü bölü 3 diyorduk. Artı alt, bir içinin türevi vardı aşağıda, bir de 1. Onu yazmasak da olur. 4x'e kadar, değil mi? 4x diyeceğiz ve 2'den 4'e kadar demiş olacağız. Pekala. 4'ü yerine yazdığım zaman bakın şurası 2 gelir. 2'nin küpü 8, 8 bölü 3. Artı 4 kere 4 16. Ben bundan neyi çıkaracağım? 2'yi yerine yazacağım. Burası 0 gelir. 8'i çıkaracağız. 16'dan 8 çıkarsa 8 olur. 8 ile 8 bölü 3'ü toplayacağız. 3 kere 8 24. 8 ekle 32 bölü 3 birim kare yapar diyeceğiz sevgili gençler. 39. sorumuza bir göz atalım. 39. soruda y eşittir 1 bölü x kare eğrisi ile y eşittir 16, x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 doğruları ve o x ekseni arasında kalan alanı hesaplayınız demiş. Şimdi burada güzel bir çizim yapalım arkadaşlar. Tamam. Çok güzel bir çizimimiz olsun. Bunu şu şekilde yapalım. Şu x eksenimiz olsun. Şu da bizim y eksenimiz olsun. Şimdi 1 bölü x karenin grafiğini çizecek olursak 1 bölü x karenin grafiği şu arkadaşlar. Şu şekilde bir grafik. Tamam. Azalan bir grafik. Negatif bölgede ise artan bir grafik. Y eksenine göre de simetriktir bu grafiğimiz diyelim. Tamam. Şimdi y eşittir 16 dediğimiz doğru şu doğrumuz. Onu da belirtelim. Şurası kaçmış? 16'ymış. Şurası 16 arkadaşlar. Pekala. X eşittir eksi 2. X eşittir eksi 2 de nerede olsun? Şurada bir yerde olsun. Eksi 2. Y, x eşittir 2 de burada olsun. Pekala. Ve x eksenin arasında kalan bölgenin alanını sormuş. Yani bizden hangi alanı istiyor? Şurada gösterilen baca görünümlü alanı istiyor. Sarıyla taradığım bölge. Tamam. Tamamen şuradaki alanı hesaplamamız isteniyor. Peki
Ben buradaki alanı nasıl hesaplarım? Şöyle diyeyim. Öncelikle şuraya tekabül eden yani 16'ya giden noktaları bulmamız gerekiyor bizim. 16'ya giden noktalar, bakın x gördüğüm yere ben ne yazarsam 16 olur. Bakın 1 bölü 4 veya eksi 1 bölü 4 yazarsam 1 bölü 4'ün karesi. 1 bölü 16 ters çevirip çarparsak 16 olur. Demek ki burası 1 bölü 4'müş. Burası da eksi 1 bölü 4'müş. Önce şurada dikdörtgensel bir bölge var bakın. O dikdörtgensel bölgenin alanını ben hesaplayabilirim. Orası neresi oluyor bakın. Şurası 1 bölü 2 birim uzunluğunda. Şurası da 16 birim uzunluğunda. Dolayısıyla hatta ve hatta neyse tamam bunu yapalım. Ya da yapmayalım. Şöyle yapalım. Burası 1 bölü 2 olmasın da. Yani 1 bölü 2 olur aslında. Sadece şurayı hesaplayalım diyeceğim ben size. Şu kısım var ya bakın. Şurası ve şuraya tekabül eden dikdörtgenin alanını hesaplayalım önce. Şuradaki dikdörtgen. Buraya A diyelim. Şurası da B olsun. A dediğimiz alanı nasıl buluruz biz? 1 bölü 4 ile 16'yı çarparak dikdörtgenin alanından 4 birim kare gelecektir. Bu bir. İkincisi bir de şuradaki kalan kısmı hesaplayalım. Yani B'yi hesaplayalım. Tamam. Ben B alanını nasıl hesaplarım? İntegral 1 bölü 4'ten 2'ye kadar. Fonksiyonumuz neydi? 1 bölü x kare. Yani x üzeri eksi 2 dx diyebiliriz. Bu da x üzeri eksi 1 bölü 1. Eksi 1. Nereden nereye kadar? 1 bölü 4'ten 2'ye kadar. E peki 2'yi yerine yazarsak 2 üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Eksi 1. Eksi 1 bölü 4'ü yerine yazarsam 1 bölü 4 üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Buradaki eksi 1 ile buradaki eksi artı yapar birbirini. Burası eksi 1 vardı. 2 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 2. Eksilisi eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4'ün negatif kuvveti, eksi 1. kuvveti 4'tür. 4 eksi 1 bölü 2'de ne yapar sevgili gençler? 7 bölü 2 birim kare yapar. Peki bu neydi? B. Peki artık şunu şöyle diyebilir miyiz? Bakın burada A ve burada B varsa burası da A'dır. Burası da B'dir. Dolayısıyla bulacağım alanların yani A artı B'nin 2 katına eşittir. Bana sorulan ifade. A 4 birimdi. 4 birim kareydi. B de 7 bölü 2 birim kareydi. Peki bunların toplamı ne olur arkadaşlar? 4, 3,5 daha 7,5 olur. Yani A ile B'nin toplamı 7,5'muş. 7,5 da bu tarafta var diyeceğiz. Dolayısıyla toplam alan ne olacak? 15 olacak diyebiliriz. Örnek 40. Taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Güzel bir soru, dikkatli dinle. Tamam. Şimdi arkadaşlar hangi noktada teğet olduğunu bilmiyoruz biz buradaki doğrunun. Öncelikle şu şekilde bir nokta indirelim. Tamam mı? Şuradaki noktaya A diyelim. Burası kaç birim olur? A birim olur. Peki ben bu Y'nin türevini bulursam Y türev eşittir 2X. A noktasındaki teğetin eğimi ne olur? 2A olur. Peki A'ya karşılık gelen yer neresidir arkadaşlar? Bakın burada A kare artı 4'tür. Dolayısıyla burası da A kare artı 4 birim uzunluğunda olacak. Ben bunun eğiminin 2A olduğunu biliyorum. E peki buradan başka tanjant alfa ile eğim bulamaz mıyım? Bulurum. A kare artı 4 bölü A olur. Değil mi? Karşı bölü komşu. A kare artı 4 bölü A olur. Peki A'yı bu tarafa atarsak 2A kare eşittir A kare artı 4. Buradan A kare eşittir 4. A eşittir 2 veya A eşittir eksi 2 olur. Yalnız A'mız pozitif tarafta olduğu için eksi 2 değil 2'yi kabul edeceğiz. A'mız 2'ymiş. Peki buradaki alanı hesaplayın demiş ya. Eğer burası 2 ise, burası da 2'nin karesi artı 4'ten kaynaklı 8 ise, 2 kere 8 16. 16'yı 2'ye böl. 8 birim kareymiş buradaki üçgenin alanı. Bakın şuradaki üçgenin alanını bulduk biz. Burası kaç birim kareymiş sevgili arkadaşlar? 8 birim kareymiş. Peki şimdi ben buranın tamamının alanını hesaplasam. Yani taralı alan artı şuradaki 8 birim kare. Burayı nasıl hesaplarım? Eğrinin altında kalan integral bize bunu verir. Yani nereden nereye? Sıfırdan a'ya kadar yani 2'ye kadar x kare artı 4 dx diyeceğiz. Doğru mu? Bunun integrali x küp bölü 3 artı 4x olur. Peki sınırlarımız nereden nereye kadar? Sıfırdan 2'ye kadar. Yerine yazarsak 2'nin küpü 8 bölü 3 artı 2 kere 4 8. Eksi 0 yerine yazarsam 0 gelir zaten. 3 kere 8 24. 8 ekle 32 bölü 3. 32 bölü 3 birim kare geldi. E peki ben nereyi çıkaracağım? Şurada yeşille gösterdiğim yeri yani 8 birim kareyi çıkarmalıyım ki buradaki taralı alan kalsın elimde. 32 bölü 3'ten 8'i çıkarırsak sevgili gençler ne gelecektir? Yine 8 bölü 3
gelecektir. Bu taralı alan birim kare diyelim artık, birimine de diyelim arkadaşlar. Evet, unutma diye bir kısmımız var. Eğer ki bu taralı alan olarak gösterilen yer x ekseninin alt kısmındaysa, burası A'dan B'ye integrali hesaplarsın, tamam mı? Ve tabii belirli integralde sonuç negatif de çıkabildiği için, ama alan negatif olamadığı için ne yapacaksın arkadaşım? Eksiyle çarpacaksın, tamam? 41. örneğimize bir bakalım. Bu metotla nasıl çözebiliriz? Şimdi arkadaşlar diyor ki şekildeki taralı alanı hesapla demiş. Fonksiyonumuz belli. Eksi 1 bölü x kare. Ben bunu eksi x üzeri eksi 2 diye de yazabilirim. Tamam mı? Nereden nereye? Şimdi integral eksi 3'den eksi 2'ye kadar, tamam mı? Eksi x üzeri eksi 2 diyeceğim. Artı yine integral 1'den 4'e kadar, bakın eksi 3'den eksi 2'ye kadar bir aldım. 1'den de 4'e kadar bir alacağım. 1'den 4'e kadar eksi x üzeri eksi 2 dx diyelim. E peki şimdi bunları dedik ya, alanların pozitif çıkabilmesi için ben bir de bunları eksiyle çarpacaktım. E buradaki eksiyi dışarı atarsam bu eksiler birbirini artı yapacak. Buradaki eksiyi de dışarı atarsam bu eksiler birbirini artı yapacak. Dolayısıyla artık şunu söyleyebiliriz. İntegral eksi 3'den eksi 2'ye kadar x üzeri eksi 2 dx artı integral 1'den 4'e kadar x üzeri eksi 2 dx diyebiliriz bizim alanımızın sonucuna. Peki alalım integrallerini. Üstünü 1'e artırdığım zaman eksi 1, x üzeri eksi 1, eksi x üzeri eksi 1. Nereden nereye sınırlarımız? Eksi 3'ten eksi 2'ye artı x üzeri eksi x üzeri eksi 1. Nereden nereye? 1'den 4'e. E peki ben bunları artık hesaplamaya başlayayım. Eksi 2'yi yerine yazarsam eksi 1 bölü eksi 2 eksi, tamam mı? Eksi yerine yazarsak tekrar ne olur arkadaşlar? Orada yerine yazarsak eksi 1 bölü eksi 3 olur. Tamam mı? Artı 4'ü yerine yazarsam eksi 1 bölü 4 eksi, bir de buranın eksisi, eksi 1 bölü 1 diyeceğiz. Şimdi gelelim, inşallah karıştırmayız. Eksi ile eksi artı yapar. Eksi ile eksi artı yapar. Değil mi? Bir de buradaki eksimiz var. 1 bölü 2'den 1 bölü 3 çıkarırsak 1 bölü 6 gelir. Artı. Eksi 1 bölü 4. Şurası artı artı yapar arkadaşlar. 1'den 1 bölü 4'ü çıkarırsak 3 bölü 4 olur. Ve ben burayı 2 ile, burayı da 3 ile genişletirsem eğer 3 kere 3 9. 2 kere 1 2. Toplam 11 bölü 12 birim kare olur bizim alanımız diyeceğiz. Buradaki taralı alan neymiş arkadaşlar? 11 bölü 12 birim kareymiş. 42. örnekteyiz. Yukarıda fx eğrisi x eşittir eksi 1 apsisli noktada o x eksenine teğettir. Fx 3. dereceden bir fonksiyon olduğuna göre taralı alan nedir? Öncelikle fx'i elde etmeye çalışalım bakalım. Fx 3. derecedenmiş ve kat sayısını da bilmiyoruz açıkçası. A çarpı eksi 1'de teğet olduğuna göre türevden hatırla x artı 1'in karesi çarpı, burada da x eksenini kestiği için bir noktasında x eksi 1 diyeceğiz. 0 için eksi 1'den geçmesi gerektiğini bize neden vermiş? Çünkü f0'ı yaz demiş yerine, eşittir a çarpı 1 çarpı 1, pardon eksi 1 değil mi? Eşittir ne gelecekmiş? Eksi 1. Dolayısıyla a kaçtır? 1'dir. Yani benim fonksiyonum neymiş? Fx eşittir x kare artı 2x artı 1, şunu açtım. Sonrasında çarpı x eksi 1 diyeceğiz. Bunu da dağıtırsak içeri x küp artı 2x kare artı x eksi x kare eksi 2x eksi 1 diyeceğiz. Biraz da toparlarsak x küp artı x kare eksi x eksi 1 gelir bizim fonksiyonumuz. Tamam. Peki integral alanı nereden nereye hesaplayacağız? Eksi 1'den 1'e kadar, onu da yazalım. İntegral eksi 1'den 1'e kadar x küp artı x kare eksi x eksi 1 dx. Tabi bunun da nesini bulacağız? Eksilisini. Neden? Çünkü x ekseninin altında kalan bir bölge burası. E peki integrali nedir bunun? X üzeri 4 bölü 4 artı x'in küpü bölü 3 eksi x kare bölü 2 eksi x. Sınırlarımız eksi 1'den 1'e kadar. 1 yerine yazarsak, eksiyle çarpmayı da unutmayacağız bu arada. 1 yerine yazarsam 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 eksi 1. Eksi 1'i yerine yazarsam 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 artı 1 gelecek. Tamam.
Burayı bir hesaplayalım şimdi. Burayı ben 3 ile, burayı 4 ile, burayı 6 ile, burayı 12 ile genişletirsem, burayı 3 ile, burayı 4 ile, burayı 6 ile, burayı 12 ile genişletirsem 3 artı 4'ten 7, 7 eksi 1'den 7 eksi 6'dan 1, 1 eksi 12'den eksi 11. Eksi 11 bölü 12. Eksiyi koydum. Şuradayız. 3'ten 4 çıkar eksi 1. 6 daha çıkar eksi 7. 12 ekle 5. 5 bölü 12 geldi. Eksi 11 eksi 5 bölü 12'den eksi 16 bölü 12 gelir. Yani eksi 4 bölü 3 gelir. Bir de başında eksi vardı, onu unutmayın demiştim. O eksiyle çarparsak artı 1 bölü 3 birim kare olur. Bizim seçili alanımız, yani şuradaki alanımız neymiş? 4 bölü 3 birim kareymiş diyeceğiz sevgili gençler. Evet. Taralı alanı hesaplayınız demiş bize. Eksi x kare eksi 1 eğrimiz var. Bir de şurada şöyle bir doğru var. Bu doğru burayı kesmiş ve integralin şu kısmını koparmış. Yani parabolün bu kısmını koparmış ve geriye kalan alanı sormuş. Peki bakın şurada bir ne var? Üçgen var. Bu üçgenin alanını kolayca hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayacağız sarıyla taradığım bölgenin alanını? Burası 1 birim, taban 1 birim, yükseklik 1 birim. 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 birim kare diyebiliriz bu kısma. Peki şurası 0'da, 0'dan 1'e kadar bu fonksiyonun üstünde kalan bölgenin alanını hesaplayabilir miyim? Tabii ki 0'dan 1'e kadar eksi x kare eksi 1 dx diyebiliriz. Tabii bunun eksilisi. Bu eksi içeri dahil edersem 0'dan 1'e kadar x kare artı 1 dx olacaktır burası. Pekala, x küp bölü 3 artı x nereden nereye? 0'dan 1'e yerlerine yazarsam 1 bölü 3 artı 1'den ne gelir? 4 bölü 3 birim kare gelir. Bir de ne vardı? Şuradaki 1 bölü 2 vardı. Onu da eklersem ben buraya 1 bölü 2 birim kareyi topladığım zaman burayı 3 ile, burayı 2 ile genişletirsem 8 artı 3 11 bölü 6 birim kare gelecektir. Buradaki taralı alanımız sevgili gençler. Bir unutma kısmımız daha var. Bu unutma kısmında da diyoruz ki bakın S1 artı S2 artı S3 alanlarını hesaplamak istiyorsak, bu çok önemli, bu alanı hesaplamak istiyorsak A'dan B'ye kadar fx dx'i bulacağız. Bakın A'dan B'ye kadar, yani şuraya kadar. Tamam, hiçbir değişiklik yok. C'den D'ye kadar fx dx'i de bulacağız. Orası da neresi? Şurası. Burada da bir sıkıntı yok. Ama B'den C'ye kadar alanı hesaplamak için integralin başına eksi koyacaksın diyor. Neden? Çünkü bunu yukarı taşıman lazım. Şu şekilde yukarı taşıman lazım. Tamam, yukarı taşıdıktan sonra ancak bu işlemi yapabilirsin. Yukarı taşımak için de eksi ile çarpman gerekiyor. 44. sorumuza bakalım. Y eşittir x küp eğrisi ile x eşittir eksi 4 ve 4 ve y eşittir 0 doğrular arasında kalan bölgenin alanını hesapla demiş. Bunu gözümüzde canlandırabilmek adına şurası x küp eğrisidir bakın. Şu eğri x küp eğrisidir. Peki eksi 4'ümüz şurası olsun. 4'ümüz de burası olsun. Şu bölgenin alanı istenmiş aslında bizden. Doğru mudur? Şurada bak, kırmızıyla taradığım bölgenin alanı istenmiş. Peki ben bu alanı hesaplarken zaten şu taraftaki alan bu taraftaki alana eşit çıkacak. Ve hatta eksilisi çıkacak. Direkt eksi 4'ten 4'e hesaplarsam sonucun 0 çıkması gerektiğini de biliyorum ki önceki konulardan hatırla. Eğer ki fonksiyonumuz tek fonksiyonsa ve sınırlarda simetrikse bunun integrali o sınırlar arasında 0'dı. 0 çıkmasının sebebi de bu aslında. Yani alanlar eşit, biri x ekseninin altında, diğeri x ekseninin üstünde olduğu için toplamları 0 oluyor. O halde ben diyorum ki 0'dan 4'e kadar integrali hesaplarım ve 2 ile çarparım. Yani bunu da bu şekilde taşımış gibi oluruz yukarı. Tamam? Ne diyeceğim? 0'dan 4'e kadar x küp dx diyeceğiz. X küpün integrali x üzeri 4 bölü 4. Nereden nereye? 0'dan 4'e kadar. 4'ü yerine yazarsam eğer 4'ün küpü gelecektir. Bu da ne olur? 64 olur diyeceğiz. 0'ı yerine yazdığım zaman 0 zaten. Bunun bir tanesi 64 ise diğer tarafı da 64'tür. Dolayısıyla 2 çarpı 64'ten doğru cevabın 128 birim kare olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin sevgili arkadaşım. Tamam. Alt tarafta soru yok sanırım. Üst tarafa geçelim. Şu kısma. Diyor ki x küp eksi x kare eksi 2x eğrisiyle x eşittir eksi 1, x eşittir 2 ve y eşittir 0 doğrular arasında kalan alanı hesaplayınız demiş. Önce bak bunun şeklini, şemalini gözünde canlandırmadan, şeklini çizmeden soruyu çözemeyeceksin. O yüzden bunun türevdeki grafik çizme
Demiştik ya, türev yardımıyla grafik çizme. Öyle bir konumuz vardı. 10. videoda veya 9. videoda olması lazım. İzleyebilirsin eğer hatırlamıyorsan. Bunu bir düzleştirelim arkadaşlar. Evet, düzleşti. Şimdi devam edelim. Bakın x küp eksi x kare eksi x'i. Ben önce köklerini bulursam x parantezini alıp x kare eksi x eksi 2 dersem. Şurayı x'e x, burayı da eksi 2'ye artı 1 diye açarsam. Köklerimiz x eşittir 0, x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2 olacaktır. Yani eksi 1'den geçecek. Sonra şurada 2'den geçecek ve burada 0'dan geçecek bizim eğrimiz. Doğru mu? Peki ben burada x'e sonsuz verirsem x küp eksi x kare eksi 2x de sonsuz olmaz mı? Olur. Demek ki bu fonksiyon nereden gelecek? Şuradan yukarıdan gelecek. Buradan geçecek. Geçtikten sonra 0'dan geçmesi gerekiyor ve 0'dan sonra tekrar eksi 1 deyip yoluna devam etmesi gerekiyor. Tamam mı? Şimdi bize neredeki alanı sormuş? Bakın. X eşittir eksi 1. X eksi 1. X eşittir 2. Ve eşittir 0, yani x eksenin arasında kalan bölgenin alanını sormuş. Yani bu sarıyla taradığım bölgenin alanını sormuş. Sarıyla taradığım bölgenin alanında ufak tefek pürüzler var. Nasıl bir pürüz var? Bakın sol tarafta, yani A dediğim kısım x ekseninin üstünde, yani pozitif bir sonuç verecekken bize integrali, B dediğim kısım sıfırdan 2'ye kadar olan kısım x ekseninin altında kaldığı için negatif olacak. Yani bazı öğrencilerimiz şöyle yapıyor. Eksi 1'den 2'ye kadar direkt yapıştırıyor integrali. Ve hiç şüphesiz ki cevap şıklarında da vardır onun bulduğu sonuç, tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar bunu kesinlikle yapmıyorsunuz. Zaten bu soru içinde büyük ihtimal negatif çıkardı cevabınız. Peki biz ne yapacağız? Önce eksi 1'den 0'a kadar, eksi 1'den 0'a kadar neyi hesaplayacağız? X küp eksi x kare eksi 2x'i hesaplayacağız. X küp eksi neydi? X kare eksi 2x, değil mi? X kare eksi 2x'i hesaplayacağız. Dx. Sonrasında eksi diyeceğiz. İntegral 0'dan 2'ye kadar yine x küp eksi x kare eksi 2x dx diyeceğiz. Neden eksi koyduğumuzu farkındasın değil mi? X ekseninin altında kaldığı için. Peki bunu nasıl hesaplarız? Ya da bunun integrali nedir? X üzeri 4 bölü 4 eksi x küp bölü 3 eksi 2x kare bölü 2'den x kare gelecek. Eksi 1 ile 0'ı yerine yazacağız. Sonrasında eksi diyeceğiz. Yine aynısında x üzeri 4 bölü 4 eksi x küp bölü 3 eksi x karede bu sefer 0'dan 2'ye kadar hesaplama yapacağız. Peki 0 yerine yazdığım zaman da zaten 0 eksi. Eksi 1'i yerine yazdığım zaman 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 eksi 1 gelecek. Araya eksiyi koydum. Şimdi 2'yi yazacağım. Devam edelim bakın. 2 üzeri 4 16. 4'e böl 4. 2'nin küpü 8 bölü 3 eksi 2'nin karesi 4 gelecek. Tamam, sıfır yerine yazdığım zaman zaten sıfır geliyor. Şurada bir hesaplama yaptığım zaman burayı 3 ile burayı 4 ile genişletirsem 3 artı 4'ten 7, 7 bölü 12'den 1'i çıkarırsak eksi 5 bölü 12 gelir. Bir de başında eksimiz vardı, artı 5 bölü 12 oldu. Şurayı hesaplarsak 4 eksi 4 geldi bakın buradan 0. Eksi eksi 8 bölü 3'ten şurası ne olur? Artı 8 bölü 3 olur. Artı 8 bölü 3. Burayı da 4 ile genişletirsem 4 kere 8 32. 32'ye 5 ekle 37 bölü 12 olacak bizim integralimizin sonucu. Dolayısıyla alanımızın sonucu 37 bölü 12 birim kare olacak diyebiliriz. 46. örnekteyiz. A1'i 5 birim kare vermiş. A2'nin alanını soruyor. Şimdi eksi 2'den 2'ye kadar da fx dx'in eksi 7 olduğunu söylemiş. Bakın integral hesabını yaptığımız zaman eksi 7 geliyormuş. Burası 5 birim kare ise, burası da x ekseninin altında kaldığı için negatif alan vermeyecek mi? Bize verecek. O negatif alanın ne olması lazım? Eksi 12 olması lazım ki 5 ile eksi 12'yi topladığımız zaman eksi 2'den 2'ye kadar olan kısımda integrali eksi 7 hesaplayabilirim. Demek ki A2 neymiş arkadaşlar? 12 birim kareymiş diyebiliriz. Hocam eksi 12 değil mi? Alan negatif olamaz. Doğru mu? Geçelim bir diğer soruya, yani 47. soruya sevgili arkadaşlar. 47. sorumuz da son sorumuz bu sırada. Eksi 6'dan eksi 3'e ve sonra 1'e ve sonra 5'e uğramış, kesmiş x eksenini fonksiyon. A1 6 birim kare. Bakın burası 6, burası 8 ve burası 5. Şimdi eksi 6'dan 5'e kadar integrali hesapla. Eksi 6'dan 1'e kadar alanı hesapla demiş. Eksi 6'dan 5'e kadar integrali nasıl hesaplarım? 6 eksi 8 artı 5 diye hesaplarım. Eksi 6'dan da 1'e kadar fx'in mutlak değeri, yani alan. Bu nasıl hesaplanır? 6, şurası 6 bakın. Değil mi? Eksi 6'dan 1'e kadar demişti, buraya kadar. O 8'i de yukarı taşımış olur, mutlak değer aldığı için.
Dolayısıyla burası 8 olur. 6 artı 8 gelir. Bunların ikisinin toplamı sormuş. Eksi 8 ile artı 8 birbirini götürürse 6 artı 6 12, 5 daha 17 birim kare ya da 17 gelir direkt sonucumuz. Birim karesini yazmamıza gerek yok. Çünkü bizden herhangi bir alan kaçtır falan diye sormamış. Tamam. Evet. Bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer konularda, diğer başlıklarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın sevgili arkadaşlar.